düzenli kafein tüketen insanların travmalarını iyileştirebilme, reaktifliği, tetiklenmeyi azaltabilme, karmalarını dönüştürebilme, karmalarından özgürleşebilme kapasiteleri azalmış oluyor. Merhaba ben Mora. Bu videoda kafeinle ve kahveyle ilgili konuşacağız. Nedir bu kahve muhabbeti? Neden her köşe başında bir kahveci var? Neden artık white chocolate mocha içmeden gün geçiremez oldu insanlar? Hadi biraz konuşalım. Çoğumuzun bildiği üzere Türk kültüründe aslında kahve içmek çok fazla yok. Her ne kadar Türk kahvemiz olsa da bu çok küçük miktar, çok az kafein içeren bir kahve türü ve filtre kahve ya da espressodan yapılan yani çok yoğun bir kahveden yapılan Amerikano, latte vesaire bu çeşit kahvelerin içimi aslında bizim coğrafyamızın kültüründe çok fazla olan bir şey değil. Genellikle çay içilirdi biliyorsunuz. Ama son dönemlerde kahvecilerin sayısı ve kahve içme oranı çok 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 artmış durumda. Bunun sebepleri, sonuçları neler? Biraz onları konuşmak istiyorum bugün. Öncelikle kendimde kahve çok seven bir insanım. Çok küçük yaşlarımdan itibaren kokusu, tadı o böyle aroması çok hoşuma giderdi. O yüzden sürekli kahve içmek isterdim. Küçüğüm diye bana içirtmezlerdi. Türk kahvesi falan yapılınca bir şekilde araklıyordum, içiyordum. Bana da yapın diye ağlıyordum falan. İleriki yaşlarımda kendim ciddi anlamda hani kahve içici bir insana dönüşebildim. Lisenin ortaları gibi işte filtre kahve içerek sonra hepimizin o bildiği kahve zincirlerine gidip oradaki o havalı kahvelerden içerek hayatıma ilerleyen noktalarında son birkaç yıldır örneğin beslenme yiyeceklerin içeceklerin gıdaların enerjisi bedenimde nasıl etkiler yaptığı benim için bir konu olmaya başladı. Düzenli bir meditasyon pratiğim var. Yani sürekli içeriden kendimi gözlemliyorum. Şu yemeği yediğimde ne oldu? Bunu içtiğimde ne oldu? Bu bana ne yaşatıyor? Bunu neden içiyorum? Böylece kafeinle de ilişkim aslında farklı enteresan bir addeye gelmeye başladı. Ve bunu sorguladıkça da farklı bilgiler edindim. O bilgileri de biraz burada paylaşacağım. Öncelikle sinir sistemimizi biraz konuşmak gerekiyor. Sinir sistemimizin aslında temelde iki modu var. Bir tanesi sempatik, bir tanesi parasempatik sinir sistemi modu ve bu parasempatik de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Nedir bu sempatik sinir sistemi? Bizim kaç savaş modumuz? Yani etrafta bir tehlike olduğunu zannettiğimiz sinir sistemimizin alarm halinde olduğu. Ya kaçmak zorundayım ya savaşmak zorundayım çünkü ortalıkta bir tehlike var. Parasempatik sinir sisteminde ise biz memelilere ait bir yol var. O da vagal parasempatik sinir sistemi, vagus sinirinin aktif olduğu sinir sistemi ve bu sistem aslında en ideal, en istediğimiz sistem. Çünkü buradayken rest and relaxation yani dinlen ve sakinleş, yayıl modundayım. Ve ben yeni bilgileri ancak bu zaman içeri alabiliyorum. Yeni bağlantıları ancak bu şekilde kurabiliyorum. Empati bu şekilde kurabiliyorum. Öğrenip kendimi geliştirebiliyorum. Ve bir sürü bir sürü şey. Neden? Çünkü etrafta hayati bir tehlike yok. Güvendeyim. Şimdi istersem istediğim her şeyi yapabilirim. Şöyle bir ayrım. Survive. Yani hayatta kal. Thrive. Yani ilerle. Geliştir kendini. Bu ikisi farklı şeyler. Bu kaç savaş modu sadece survive etmekle. Yani hayatta kalmakla ilintilen. Tek derdim ölmeyeyim yeter. Hani başımda çatı olsun, yemeğim önümde olsun yeterli. Ne yapıyorum? İşte avlanıyorum ya da beni avlayacak olandan kaçıyorum. O hayatta kaldım, süper. Parasempatik sinir sisteminde vagal tarafta kalmak istiyoruz ama bir de parasempatik donma modu var ki bu donma dediğimiz şey ölü taklidi dediğimiz yer aslında. Yani kaç savaştan da büyük bir tehlike görmüşüm ki kendimi tamamen donduruyorum. Diyorum ki ben zaten öleceğim. Bari acı çekmeyeyim. Bu bizim çok ağır travmalara verdiğimiz tepki aslında. Bu PTSD, travma sonrası stres bozukluğunda açığa çıkabilen bir durum. Bazen insanlar böyle boş bakarlar, ne yemek yerler, ne tepki verirler. Baş ve göz hareketleri donuktur. İşte bu parasempatik sinir sisteminin donma tarafında olduğumuzun yani ekstrem bir travmatize edilmişlik halinde olduğumuzun göstergesi. Şimdi günümüzde insanlar olarak biz çoğunlukla nerede takılıyoruz biliyor musunuz? Kaç savaşta takılıyoruz? Çünkü hayati olarak gerçek anlamda bir tehlike yaşamasak bile sürekli dış dünya stresli, güvensiz bir yermiş algısı ile sürekli kaç savaş, kaç savaş modunda bir şekilde tutuluyoruz. İş stresi ekonomik stres, doğal felaketlerin gözümüze gözümüze sokulması, her an aslında ayağımızın altında kaygan bir zemin hissediyoruz. Ekonomik olarak güvende değilim. Daha çok çalışmam lazım. Ya çocuğumun başına bir şey gelirse, ya bana araba çarparsa, ya bana meteor düşerse. Bir insanı sürekli bu halde tutarsanız, bunun ne hizmet ettiğini görebiliyor musunuz? Bir insanı sadece hayatta kalması gerektiğine ikna ederseniz o insan strive edebilir mi? Yani gelişip ilerleyebilir mi? Kendini gerçekleştirebilir mi? Ya da onu hayatta tutacak şeylerden öte başka şeyler düşünüp bunlara kafa yorar mı? Yormak istese de nasıl yapabilir yapamaz. Çünkü o insanın kimyasını zaten kaç savaşta tutuyorsun. Bu da ne demek? Beynindeki nörotransmitterler yani nöronların arasında sinir iletimini sağlayan bileşenler. Örneğin serotonin gibi, endorfin gibi, dopamin gibi senin aslında duygu durumunu, zekanı nasıl kullandığını, bir şeylere bağımlı olup olmadığını, odaklanma kapasiteni bunların hepsini nörotransmitterler belirliyor. Bu mekanik bir şey. Bütün vücudunuzun çalışma şeklini ve kimyasını değiştiriyor. Haç savaşta olduğunuz zaman bütün kan, oksijen uzuvlarınıza doğru itiliyor. Neden? Çünkü koşmanız lazım örneğin ya da yumruk atmanız lazım. O yüzden kaslarıma doğru bütün güç toplanıyor, adrenalin salgılıyorum, kortizol salgılıyorum ve bu adrenalin beni agresif yapıyor. Neden? Çünkü agresif olmam lazım. Kaplandan kaçıyorsanız, <laughs> Kaplan kardeş, kusura bakma ben kaçıyorum. Yapamazsınız ki. Sinirli olmanız lazım, saldırgan olmanız lazım ve seni saldırgan tetikte ve reaktif yani biri sana dokunduğunda böyle... <laughs> yapıyorsan reaktif bir yerdesindir. Küçücük bir dokunuştan çok fazla tetikleniyorsan sinir sistemin kapasitesinin sınırlarında geziyor demektir. Örneğin böyle bir yerde tutuyor. Şimdi ben kaplandan kaçmayı mı düşüneceğim? Şiir mi yazacağım? Proje mi yapacağım? Yeni bir felsefi akım mı başlatacağım? Yoksa yeni dostluklar, kalpten bağlantılar mı kuracağım? Empati, şefkat, sevgi mi gösterebileceğim? etrafımdakilere çemberime kabile üyelerime. Tabii ki de sadece kaçmayı düşüneceğim. Dolayısıyla eğer insanları sürekli stres altında, sürekli kaç savaş modunda tutmayı başarabilirseniz, onların sorgulamasına, kendilerini gerçekleştirmelerine, yepyeni fikirler bulmalarına, yaratıcı olmalarına, birbirleriyle ve komüniteyle bağlantı kurmalarına rahatlıkla engel olabilirsiniz o insan için hayatta kalmaktan başka hiçbir şey önemli olmaz. O yüzden bu uğurda diğerlerini kırabilir, diğerlerinin üstüne basıp yukarı çıkmaya çalışabilir ve aynı zamanda bu survival halinde, hayatta kalma halinde olmak zaten kıtlık bilincini getirir. Her an ölebilirim, o yüzden stoklamam lazım. Her an başıma bir şey gelebilir, o yüzden depolamam lazım, başkalarına vermeyeyim, her şey benim olsun. Bu zaten nedir? Ayrım bilincine yaratan şeydir. Kıtlık bilincini bu şekilde beslersiniz ve herkesten kıtlık yayını yapılırsa milyonlarca insana zaten kıtlık var, kıtlık var, stoklamalıyım, stoklamalıyım diye düşündürtmeyi başarırsanız bütün dünyada kıtlığı çıkartabilirsiniz. E şimdi bu sinir sistemini kaç savaşta nasıl tutarız? İnsanlara bol bol kortizol salgılatarak, bol bol onların sinir sistemini daha hızlı hale getirerek ve bunu ne yapar acaba? Bildiniz kafein. O odaklanmak için iyi olduğu iddia edilmesiyle pompalanan kafeinin insanları odakladığına ben çok da şahit olmadım. Yalnızca o sinir sistemindeki hafif hızlanmayı yaşattığını gözlemliyorum ve zaten sinir sisteminiz hızlı bir yerde seyrediyorsa o aşırı heyecanlanma over excitement hali insanlara odak kaybettirip tam tersi zihnindeki her şeyin çorba olduğu bir yere doğru getiriyor kişileri. Sinir sistemi de tıpkı düşüncelerimiz gibi davranışlarımız gibi programlı bir yer. Ve siz sürekli stres altında olmaya, yani o stres hormonlarının belli seviyelerde seyretmesine alışıksanız, kafein bağımlılığı bundan ötürü de olabilen bir şey. Çünkü kafein sürekli o hormonların salınmasını sağladığı için bir nevi o kaç savaş moduna sürekli yaklaştırıyor ya da tam olarak oraya soka ve orada tutuyor diyebiliriz. Bunu yaptığımızda neler olamıyordu? bağlantı kuramıyoruz. Yeni şeyler öğrenemiyoruz. Hayatta kalma, bodunda kalma seviyemiz artıyor. Yeni bilgiler öğrenme, yeni yetenekler geliştirme kabiliyetimiz azalıyor ve diğerleriyle ilişkide daha empatik, daha sempatik bir insan olmuyoruz. Daha reaktif bir insan oluyoruz. Bu arada bu söylediklerim çok minimal kafein miktarları için geçerli değil. Çok büyük bir genelleme yaptım. Sürekli ve yüksek dozlarda kafeine maruz kalmanızı aslında neye hizmet ettiğini anlatmaya çalışıyorum. Ve şunu söylemeliyim ki bu dışarıdaki kafelerde içilen espresso bazlı içecekler, örneğin sütle içtiğiniz latte ya da sütsüz içtiğiniz americano Bunların içerisine en az 2-3 şat espresso konuyor ve bu çok yüksek bir kafein oranı baktığınız zaman. Hele ki beden farkındalığınız yoksa, hele ki meditatif bir pratikle değilseniz, günün koşuşturmacısı içerisinde ne yaşadığınızı anlamayan bir haldeyseniz, o kocaman kocaman boylarda Amerikanolar bir şeyler, onların içine kaç şat konuyordur ben artık tahmin edemiyorum yani. 4-5 şat espresso vardır diye düşünüyorum. Onlardan günde bir, bir kaç tane içen kişiler var. Bunlar çok yüksek kafein oranları. Şu anda yasa dışı olan pek çok maddede o kadar uyarıcı olmayabilir. Öyle tahmin ediyorum rakamlar elimde yok. Ve sürekli sürekli sinir sisteminizi buna maruz bıraktığınızda işte sinir sistemi bu kaç savaş modunda olmaya alışık hale geliyor. Ve son bir bilgi daha sinir sistemlerimizin iyileşebilmesi için yani sinir sisteminizde bir travma kaydı varsa ki hepimizde var çok fazla var hem de. Örneğin küçükken işte kavga edilen bir evde büyüdünüz. Dolayısıyla ne oluyor? O yüksek seslere karşı bir hassasiyet geliştiriyorsunuz. Sinir sisteminizin zaten orada bir tetik kaydı var. Yüksek ses duyduğunuz anda hemen kapanıyorsunuz. Mesela donma moduna geçebiliyorsunuz ya da aşırı tetiklenip kaç savaş moduna geçebiliyorsunuz. Bu travma kaydının içerisinde de duygu, düşünce, deneyim, bedensel kayıt hepsi birlikte mevcut. Bedensel kayıttan da kastım ne? o anda hangi müziğin çaldığı olabilir, o an üstünüze giydiğiniz kıyafetin hissi olabilir. Yani bu bilgilerin hepsi birlikte kaydediliyor. O kayda gidip oradaki travmayı dönüştürmek, bak aslında artık tehlike yok senin için diyebilmek, oradaki parçamızı iyileştirebilmek için sinir sistemlerimizin yatışabilme kapasitesini öğrenmeye ihtiyacı var. Yani ideal bir sinir sistemi aslında hiçbir zaman kaç savaş moduna geçmen hiçbir zaman donma moduna geçmen bir sinir sistemi değildir. İdeal bir sinir sistemi dışarıda gerçekten tehlike olduğunda o duruma karşı tepki verebilen yani kaç savaşa geçebilen sonra o tehlike ortadan kalktıktan sonra rahatlıkla kendi normaline dönebilen yani kendini düzenleyebilen regüle edebilen bir sinir sistemi demektir. İşinize gücünüze dönüp tekrar güldüğünüz, kahkaha atabildiğiniz, rahatladığınız, gevşediğiniz, insanlarla bağ kurabildiğiniz hale geçebiliyorsanız yani bu geçişleri yapabilen esnek bir sinir sisteminiz varsa bu bir sorun değildir. Çoğumuzda problem nerede başlıyor? Zaten regülasyon eksikliğinde. Çünkü bu regülasyonun yapılabilmesi bazı mekanizmaları var. Bu da ayrı bir videonun konusu olsun. Ama çoğumuz o regülasyon mekanizmalarına zaten kendi içimizde yoksunuz. Ebeveynimizden, bize bakım veren kişilerden bunu sinir sistemimiz almamış öğrenmemiş oluyor. Dolayısıyla aslında travmalardan iyileşme süreci bu öz regülasyonu öğrenmeyi gerektiriyor ve tekrar evet bu benim geçmiş bir kaydım ama şu an aynı durum geçerli değil. Yani şimdi de yaşayabilmemi sağlıyor sinir sistemi regüle edebilmek. Kafeinin engellediği şey ise işte bu sinir sisteminin regülasyonu. Yani düzenli kafein tüketen insanların aslında travmalarını iyileştirebilme, kendilerinden kopmuş parçalarıyla tekrar bütünleşebilme, reaktifliği, tetiklenmeyi azaltabilme, spiritel ezoterik bir taraftan baktığımda karmalarını dönüştürebilme, karmalarından özgürleşebilme kapasiteleri azalmış oluyor. Şimdi bu bilgiler ışığında son yıllarda iyice artan kahve tüketim kültürünü, dünyadaki kahve ve kafein çılgınlığını ve bu hızlı çalışma, haydi haldır huldur yapalım, inşa edelim, hustle culture denilen, o sabahlara kadar bilgisayar başında böyle kahve içe içe çalışma kültürünün harika bir şeymiş gibi gösterilmesi, pompalanması ve daha pek çok şeye bir kez daha bakmanızı isterim. Ve yorumlarınızı mutlaka ama mutlaka bekliyorum aşağıda. Bununla ilgili daha fazla içerik gelecek. Kendimin kahve ile ilgili yolculuğunu da anlatıyor olacağım. Bir sonraki sefer görüşene kadar kendinize iyi bakın.